Sormuş abi, Fenerbahçe'nin bağış kampanyasına katılacak mısın? Şimdi öyle bir şey yok ama öyle bir şey olursa biz açıkçası ben birçok Fenerbahçe kongre üyesi bile neden Sayın Ali Koç'u getirdi Fenerbahçe taraftarı? Çok net. Eski durumdan sıkıldığı için ve çok büyük maddi gücü olduğu için ben Fenerbahçe'nin bağış kampanyasıyla falan da düzeleceğini düşünmüyorum. Yani yardım eder miyim? Ederim ama yani öyle herkesin vereceği paralar da düzelmez. Biz Sayın Başkan Ali Koç'u projeler için getirdik. O projeleri yapmasını bekliyoruz. Benim şahsi fikrim bu. Yani taraftardan 5'er, 10'ar, 50'şer lira alarak bu kulüp düzelmez. Başkan Ali Koç ne dedi? Projelerimiz hazır dedi. O projeleri bekliyoruz. Zaten bunu Türkiye'de yapabilmiş belki de sonsuza dek evet. Tek kulüp Eskişehirspor olacak yani. Taraftarına sahip çıkıp yeniden yani parasıyla. Yazısında diyor sürekli eskiyi anarak, eskiye dem vurarak başarı sağlayamaz Fenerbahçe. Eski eskide kaldı. Yeniye bakmamız gerekiyor. Madem bu kadar sıkıntılıydı Fenerbahçe, Başkan Ali Koç 16 tane transfer yapmayacaktı. Eski hocasıyla devam edecekti. Aynı kadroyla şimdiden zaten daha iyi olurdu. Şüphesiz. Yani Slimani şu an piyasada yok biliyorsun. Slimani'nin toplam gideri 6,5 milyon euro. Ne yaptı Slimani? Benzia'yı da sayarsak. Reyes mesela. Ve hala Komolli görevde. Bunlara baktığında şimdi yardım kampanyası. Onları yapmasan yani onların maliyeti belki 100 trilyon, 120 trilyon falan ediyor eski parayla. Onları yapmasaydınız o zaman. Yani öyle de bir durum var. Ben bağış kampanyası olursa Fenerbahçeli olarak yardımda bulunurum ama ben o bağış kampanyasıyla Fenerbahçe'nin kurtulacağını düşünmüyorum.